Nasıl bir haksızlık? Bildiğin için ortadan kayboldun değil mi? Bildiğin için! Sen beni evlat katili mi yapacaksın ha? Beni düşürdüğün şu hale bak. Senin için yaptığım onca şeyden sonra. Galip. Baba. Ben bir şey yapmadım. Ne yaptıysan sen kendin yaptın. Ben sadece bu haksızlıkla, bu yükle yaşamak istemedim, o kadar. Sana yazıklar olsun Galip. Eğer Edip bugünleri görseydi, senin böyle bir adam olduğunu bilseydi acısından ölürdü. Utanmadan Aziz'in bütün mallarını bu kadına mı verdin? Siz nasıl vicdansız insanlarsınız? Yüzsüzce, utanmadan Aziz'le karşısına geçip konuştun bir de. Ana kız, bu aileyi mahvettiniz, mahvettiniz. Sus abla, sus. Susmayacağım. Sus. Susmayacağım. Susacaksın. Susmayacağım. Bir kardeşim diğer kardeşimin alın terini hakkını yediyse susmam Galip. Bu haksızlığın karşısında susamam, susmayacağım. Yeter. Hepiniz ahlak kumkuması kesilmişsiniz. Burada, bu evde, etrafınızda hizmetçiler gezerken, ipek giysilerle dolaşırken hayat güzeldi. Bu şehir açlıktan kırıldı be. Kırıldı bu şehir açlıktan. Bu şehir açlıktan kırılırken sofranızda kuş sütü eksik değildi. O zaman sormadınız bu değirmenin suyu nereden? Sormadım. Çünkü kardeşim bütün bunları alın teriyle yaptı sandım. Oysa kardeşim bize ipek yerine ateşten gömlek giydirmiş. Kendini haklı çıkarmaya çalışma baba, artık yeter. Ben ne yaptıysam sizin için yaptım. Yapma. Bundan sonra yapma. Zira yetim hakkı olan bu sofrada ben artık oturmayacağım. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Evet. O zaman çık git buradan. Haydi defolun. Artık bundan sonra hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Baba, ben sizden daha fazla saklayamam bunu. Adem'i vuran Dilruba'ymış baba. Adem'le bir olmuşlar, bütün suçu Aziz'in üstüne atmışlar. Yolun başından bu kadar yalan söyleyen insanlarla ne siz ne de Adem izdivaç yapamazsınız baba. Handan Hanım, derhal evinize dönün. Nasıl ya? Ne demek bu? Bu iş bitti demek. Baba. Kes Adem! Baba lütfen önce bir dinler misin beni? Adem tamam, ısrar etme lütfen. Artık toparlanacak bir tarafı kalmadı bu işin. Pek güzel. Arada bir makul bir şey de düşünebiliyor demek. Galip Bey böyle mi bitecek? Handan Hanım, mümkünse bundan böyle sokakta bile karşılaşmayalım. Bizi sokağa mı atacaksınız? Bir kez olsun dinlemeden. Elimden gelse sizi bu şehirde tutmam. Kızınızın yaptığı şey affedilir gibi değil. Galip Bey. Baba. Baba. Duymadınız mı? Ne bekliyorsunuz daha? Baba hemen kararını geri çekmedi. Dilruba ve Handan'ı tekrar buraya çağırmanı istiyorum. Onlarla işimiz bitti. Bir daha Dilruba ile görüşmeyeceksin. Hayır baba, ben bunu kabul edemem. Kabul etsen de etmesen de değişen bir şey olmayacak. Bu düğün olmayacak. Baba yapma baba. Baba ben Dilruba'dan vazgeçmem. O senden vazgeçmiş ama. Başkasını korumak için seni vuran bir kızla mı evleneceksin? Ya baba beni vurdu, ben razıyım. Öyle rıza olmaz. Kendini düşünmüyorsan aileni, ismini düşüneceksin. Sen anlamıyorsun baba beni. Benim için Dilruba'dan daha mühim bir şey yok. Ne isim ne para, hiçbir şey umurumda değil benim. Bir kere olsun erkek gibi davran. Bir kere olsun. Elindeki kadını kaptırmışsın. Vurulmuşsun. Bundan daha aşağı bir şey yok. Yok.
Sen mi söylüyorsun bana? Sen de elindeki kadını kaptırmadın mı? Belki de ben senin kaderini yaşıyorumdur. Belki de aşağı almak senin senden mirastır bana. Sen babanla nasıl konuşuyorsun? Ha? Sen babanla nasıl konuşuyorsun? Şımarık! Ödlek bir zengin velide olmaktan başka hiçbir şey olamadın. Benim adımla, benim imkanlarımla yaşarken bana saygı göstermesini öğretemedim sana. Çıkar mısın? Adem'imizi yalnız bırak. Aziz, babamın dinlenmesi gerek. Bu haldeyken böyle mi davranacaksın? Adem, bizi yalnız bırak. Baba. Adem. Aziz çok uzatma. Baba ben kapının önündeyim. Edemedim. Ben abime hep kıskandım. Senin gibi bir evlada sahip olduğu için hep kıskandım. Babanın intikamını almak için bir an düşünmeden tetiği çektin. Adem olsa katiyen yapamazdı. Şimdi belki içimden ben başına o silahı dayamasaydım amcam bu yatakta olmayacak diye düşünüyorsundur. Gerçek bu değil mi zaten? Değil. Bu kalp sen tetiği çekersin diye değil. Benim abimi öldürmüş olabileceğimi düşündüğün, buna inandığın için durdu. Bu çok ağır bir itham. O zaman gerçeği anlat. Neyi biliyorsan söyle. Söyleyeceğim. Sen de bana bir konuda söz vereceksin. Ne için? Dün başıma silah dayadığın aramızda kalacak. Sadece ikimizin arasında. Adem'le Maksude bilmeyecekler. Onlara düşman olmanızı istemiyor. Peki söz veriyorum. Kimseye söylemeyeceğim. Babama ne olduğunu anlatacak mısın? Baban öldüğünde yanındaydım. Oraya ulaştığımda vurulmuştu. Kalbinden. Bunu daha ölmemişti. Kollarım da can verdi. Kim? Kim yaptı? Türkler. Seyretmek zorunda kaldım. O öldü, kurtuldu. Bense bu hayatta cehennemi yaşamaya devam ediyorum. Neden? Neden yaptılar böyle bir şeyi? Fransızlarla işbirliği yapıyorduk. Kervanlarımız sadece bizim mallarımızı değil, Fransızların da her şeyini taşıyordu. Bu işlere babam bakardı. Bir gün
Fransa'dan bir silah sevkiyatı oldu. Baban halletti diye düşündük. Öyle olmamış. Fransızlar sevkiyatı öğrenmiş. Silahları. Baban hepsini sakladı. Ne Türklere ne bana. Hiç kimseye yerini söylemedi. Bu sır babana canına mal oldu. Fransız delege Pierre hem devlet meseleleri hem de bizim aile itibarımız için ölüm sebebini intihar yazmak mecburiyetinde kaldı. Baban bir haindi diyorsun yani. Ay, uğradığı baskılar karşısında ayakta kalmaya çalışan bir adamdı tıpkı benim gibi. Sen de bana yalan söyledin öyle mi? Baban intihar etti dedin. Ne deseydim Aziz? Ne söyleseydim? Babanın ölümüne sebep olan sırrı öğrenseydim bu senin de hayatını tehlikeye atardı. Seni korumaya çalıştım. Yaşaman için. Saçmalık. Şimdi anlıyor musun neden bu şehirden gitmeni istediğim? Neden düzenin devam etmesi için uğraştığımı anlıyor musun? Fransızlar buradan gittiğinde biz hain ilan edileceğiz. O zaman bu şehirde olmak istemezsin. Bizden geriye hiçbir şey kalmaz. O insanların zihninde hain olarak bile kalmayız. Sana inanmıyorum. Yeni bir atölye açma çalışmalarını hızlandırmamız gerek diye düşünüyorum. Galiba bunu sadece tek düşünen de ben değilim. Yeğeninizin para aradığını duydum. Evet. Onu ben de duydum. Onu yanınıza alırsınız, onunla birlikte çalışırsınız diye düşünüyordum. Mesut bir yer. Onu yanıma alamam. Benim işimi, gücümü, malımı, mülkümü devredeceğim bir evladım var. Aziz'in olduğu yerde Adem sıkıntı yaşar. Buna çok şaşırdım. Aziz'in babasının serveti size emanet diye biliyordum. Peki ne düşünüyorsunuz? Malları Aziz'e verecek misiniz? Yani malları Aziz'in. Ben sadece emanetçiyim. Siz de biliyorsunuz. Sevgili Galip, eğer Aziz'e malları verirseniz iş anlaşmamızın koşulları eskisi gibi olmaz biliyorsunuz. Aziz asi bir genç. Pek söz dinlemiyor. Buralarda olursa ayağımıza dolanır, düzenimiz bozulur. Biz böyle olsun istemeyiz. Seni ne kadar saklayabilirim bilmiyorum. Yani elbette öğrenecek bir gün. Edip'in mallarının size emanet olduğunu burada sizden başka, benden başka bilemem. Söylemeyiz, olur biter. Kimse öğrenmez. Allah'ım sana yalvarıyorum. Bir kişi daha gelmesin bu eve. Ne olursun, ne olursun ya. Evet, hak yedim. Dedikodu yaptım. Başkalarının lokmasına gözüm kaldı ama artık geri dayanacak gücüm kalmadı. Kalmadı. Lütfen misafir olmasın Allah. Tövbe bismillah.
Aziz nerede? Çalışma odasında zannedersem. Galip Bey. Allah'ım, bu eve Galip Bey tek girdiyse sana güz yok Azime. Ne diye gelmiş ki? Baba. Pierre Maksude'yi tutukladı. O erzakları depomdan derhal çıkaracaksın. Çıkaracağım. Pierre erzakları bulamazsa Maksude'yi içeride tutmak için bir sebebi de olmaz. Ne yapacaksak bir an evvel yapalım, Maksude'yi oradan çıkartalım. Madem malları çıkaracak. Çıkarayım da baba, nereye götüreceğiz? İşte Aziz biliyormuş ya nereye götüreceğini. Zahireci'ye götüreceğiz. Bu muydu planın? Kenan hayatta izin vermez. Benim dükkanımdan çıkartın da ne yaparsanız yapın. Nereye gidiyorsun baba? Yapmam gerekeni yapmaya. Siz de yapmanız gerekeni yapın. İdarenin önünde buluşalım. Kenan bunu kabul etti mi Aziz? Şimdi öğreneceğiz. Seni bulmaya geliyordum. Pierre, Maksude'yi aldı. Biliyorum. Kenan'la konuştun mu? Konuştum. Kabul etti ama bir şartı var. Senin ayağına gidip ondan rica etmeni istiyor. Küçük hesapların adamı. Onu sevmediğini biliyorum. Ama ayağına gitmeyeceğini de biliyorum. Tabii ki gideceğim. Şahsi bir mesele değil. Maksude ve Mustafa için.